Beğenilme arzusu insan doğasının bir parçası. Beğenilme isteğimizden dolayı birçok rollere giriyoruz. Günümüzde güzellik şu an belki birine kendini beğendirme algısından başka bir şey değil. Peki bu doğru mu? Elbette değil. Güzellik belki de sabah kalktığımızda aynaya bakıp gördüğümüz şeyin bizi mutlu etmesi. İnsanı güzel yapan, parlatan aslında tamamen özgüven olabilir. Doğru soruları sormak gerekiyor her şeyden önce. Hayatımızın idolleri neye göre kurgulanıyor? Ve bazı kadınlar neden kendilerini kusurlu hissediyor? Sorunlar muhtelif. Her birini konuğumuzla konuşuyoruz. Dilşat Erdil ile birlikteyiz. Hoş geldin. Ee, güzellik konuşacağız. Ee, ama aslında senin biraz başarından da bahsetmek istiyorum. Çünkü... E, Aslı sen anlat hikayeni. Çünkü bir girişimci gencecik yaşında. Şimdi dünyanın kaç ülkesinde satan bir ürünlerim var? 14. 14 ülkede evet, bir Türk markası. Devam ediyoruz. Müthiş. Evet. Evet, işte baştan başlasana biraz anlat. Sonra güzellik trendlerini de soracağım tabii sevgili Tabii ki. Um, Nereden çıktı bu iş? Aslında çocukluğumdan beri en büyük hayalim hep insanlara yaptığım işin hep insanlara iyi gelmesini, güzelleştirmesini, değiştirmesini, şifa olmasını istiyordum. Yani bir, bir para kazanacaksam bunun karşılığında bir insanın hayatına dokunabilmek hep böyle arzumdu. Ee, Ailede bir... var mı böyle meraklı güzelliğe falan? Güzellik yok ama herkeste bir sanatın başka bir ha. dalı var gibi. Bir annemin sesi çok iyi, ses sanatçısı. Ha, Dedem güzel. enstrümanlar çalardı. O müziğin içine doğmuşsun. Evet, hep yani. vardı hayatında sanat. Kendim de aynı zamanda geceleri de resim yapıyorum. resim <laughs> Yorum, <zaten>. evet. evet. <laughs> ve ilk mezun olduğumda üniversiteden ki double major yaptım. Türkiye'nin en zor üniversitelerinden biri. Koç işletme ekonomi üzeri. Lüks marka yönetimi master yaptım ve o dönemde gerçekten kiloluydum. ne kadar kiloluydu? Evet kiloluydum. Ne kadar? Kaç kilo? 95'leri gördüm mü? Kaçtınız şu anda? Şu an 62. 62. O zaman 90. Ya bu 30 Aynen. kilo fazlını düşünemiyorum. Aynen peki öyle. Peki. Şifacı önce kendini şifalandırmalı ya ve öyle o yolculukta öğreniyor aslında. Kendini iyileştirebilmekmiş şifacılık, acıdan geçebilmek ve bunu karşıya da aktarabilmek, yansıtabilmekmiş zaten. Yani sen böyle yap, böyle yaptan ziyade Olmuyor. ben bu yolda yürüdüm, yandım. Bak bu doğrusu. Hadi bu. el vereyim sana sen de oradan yürü. Işık olayım. Aslında o kadar ışık oluyorsun ki çünkü sen başarmışsın. Bu hikayeyi sen yaptıysan karşıdakine şunu verebilmek. Ben yaptım sen de yapabilirsin. Bir de güveniyorsun biliyor musun? Yani sen en önce terzik söküğünü diktiyse, o zaman tamam bana olur diyorsun. Öyle de bir durum var. Ya yani o kadar sayıcı ve gerçek ki o zaman güveniyorlar işte. Kesinlikle öyle. Şu an zaten kendi markamda hep güvene dayalı büyüyor. Tabii. Yani insanlar kullanıyor ürünü ve dronları onları konuşacağız. Evet. Şimdi sen 90 kilosun. Öyle mi? Sonra evet. ne oluyor? Sonra e, diyorum Peki, ki... Peki barışık mısın kendine 90 kiloyla yoksa tabii değilsin? Tabii ki işte evet. kendini sevme yolculuğunu da yine markama aktardım. E, bu 30 kiloyu ben Amerika'ya gidip bütünsel beslenme uzmanlığı okumaya karar verdim. Tekrar bitkilerin içerisine Peki sen niye o kadar kilo aldın? Yiyerek mi yoksa bir depresyon vesaire onun da etkisi var Anne baba çok küçük yaşta ayrılıyor ve ha. psikolojik yeme... Biraz psikolojik, şey. mutlu Aslında olmak için kesinlikle yemek. Yeme. Öyle. Evet, kesinlikle öyle, kesinlikle öyle ve... Bunu fark edebilmek ama işte oradan da Tabii. dönebilmek. Yani kilo verme loop'un da şöyle bir şey olduğunu fark ettim. Sen o bilinç altındaki travmayı düzeltmediğin sürece hiçbir şekilde Diyetler tamamen falan yaramaz. yaramıyor. Önce Tekrar kafayı, önce çünkü. kafayı. Evet. Tekrar oraya gidiyorsun. Kaç kez diyet yapmışsındır? Oo, Kaç o, kez tökezlemişsindir şey diyorum. Ben hayatım boyunca 100 kilo vermiş olabilirim. Yani <laughs> o kadar alıp, al değil ver. mi? Al ver, ver al ver. Evet, doğru. Yani, altı travmayı iyileştirmek gerekiyor. Nereden geliyor bu ve Tabii ki kendini sevmiyorsun o noktada. Aynaya bakıyorsun ve sürekli eleştiriyorsun. Velhasıl dedim ben bunun da okulunu okuyacağım. Bütünsel beslenme uzmanlığı. Tamamen bütünsel beslenme bana aslında insan bedeninin ruh, zihin ve bedenden ibaret olduğunu öğretti. Ve bedenimi şifalandırmadan kendimi şifalandıramazdım. Hem de yemeği bile bir meditasyonla, bir nefesle yapmayı beslenmeyi öğrendim. Çünkü harala güreli yiyorsun Tabii öbür ki. türlü değil mi? Evet. Ve çok uzun süren yıllar bu işte e, deneyimlerim detoks uzmanlığı. Türkiye'nin ilk detoks uzmanlarından biri oldum. On, Hı, onu bilmiyorum. Evet. evet. seni detoks iki, ha peki. 2014'te ilk markamı kurdum 10 yıl önce aslında. Detoks Türkiye'nin ilk detoks markalarından biriydi. O zamanlar ben cold press juice işte bu detoks yapacaksınız böyle dedim. Açıyorlar iyi iğrenç yeşil su diyorlardı. Ama çok insana dokundum, çok insanın hayatı değişti. Peki bu kilo verme süreci ne kadar sürede senin bitti mesela? Ee, Tamamlandı. İlk yani 30'un 15'ini, 20'sini belki 3-4 ay içerisinde verdim, gerisini onu yavaş yavaş. Bir yıl içerisinde bir yıl maksimum içinde... bitti. Çünkü sark, sarkma. Ile yüzüle, karşı karşı. Çünkü önceden de al ver, al ver, al ver. Ne Gencecik oldu? bir yaştasın. E, neredeyse 30-40 kilo fazlan var. Ve sonuçta onu vermeye çalışıyorsun bir taraftan ve sonuçta ben de da çok seviyorum. Hani hep kendi başına gelenlerden bir takım e, işler yaratmışsın aslında. Aynen öyle. Değil mi? Evet. evet. Peki. Sonra? Hep şey diyorum. Gerçekten her şey self-made. Kendim evet. yaptım ve bunun için bile evet. gurur duyuyorum. Evet. Kolay olmadı asla ama kimsenin desteğini almadım, bir sponsorum yoktu ve her şeyi kendim yaptım. Bununla da gurur duyuyorum aslında. Peki mesela yolda tabii ki gurur duyuyor. Daha da çok söyle her yerde. Mesela yolda çok ümitsizliğe kapıldın, yapamayacağım, veremeyeceğim. Çünkü çok fazla kilolu insan var ve bizi izliyorlar şu anda biliyorum. Hani olmadı mı mesela insan sinirlenir, ağlar, yapamayacağım der, iner. Hani in, inişler, çıkışlar vardır. Olmadı mı mesela? olmaz olur mu? İşte her o noktada tekrar kendinize sarılıyorsunuz. Yani şöyle bir e, bu kara delik diyorum. Hep önce bunu fark edilmesi gerekiyor. Tartıya çıkıyorsun, kilo almışsın ve ondan sonra mutsuz oluyorsun ve aslında bizim o duygusal açlığımız o ilk 5 dakikadaki bağırsakta salgılanan serotoninle alakalı 5 dakikalık mutluluk satın almak için çünkü mutsuz olduk ya. Tabii. Yine çıkmış kilo yine. artmış. Tekrar gidiyorsun sanki hani bu mutsuzluğu tekrar bir yemekle doldurmaya çalışıyorsun ve bu bir kara delik diyorum. Bu kara deliği devranı tersine sen döndürmediğin sürece her seferinde tekrar yani şeytan ve melek arasında kalacaksın. Ya günaha gireceksin ya kendini seçeceksin. Kendinin daha iyi versiyonunu seçeceksin. Her seferinde kendinizi seç, seçtiğinizde ancak zaten kendiniz oluyorsunuz ve bu yolu da işte kendinize yürüdüğünüz için kendinize olan sevginiz de artıyor. <laughs> Kolay değil kesinlikle ama her seferinde kendini seçmek ben mesela dondurma bağımlısıydım ve çikolata çok seviyordum Aa, ağzıma üzüm bile atmıyordum şeker oranı çok, çok yüksek diye hmm. hani ben kendimi seçtim artık bir de çünkü bir, bir yola girdi evet. değil mi Evet. İrade çok önemli bir kesinlikle şey kesinlikle yani. Evet. Ve bitkilerle bu kadar artık aram iyi olunca e, raw food şefliği gittim. Mesela Deretepe, dağlarda çiğ, değil, çiğ beslenme çiğ, çiğ yaptım. Beslenme Şefliğini evet. yaptım. 6 ay aldım ama ateşte pişen hiçbir şey sürmedim. Nasıl geçti? 6 ay hiç, hiç kolay pişmiş değil bir de. şey. Ben düşünemiyorum ki severim çiği. Ona rağmen 6 ay emin değilim yani. Ee, İnsan bir sıcak bir şey ister doymak için. O da bir algı galiba değil mi? İşte burada her seferinde nefsim mi... Hmm. Ya da ben yaşamak için mi Aha. yiyorum, yemek için mi yaşıyorum? Bu algıyı değiştiriyorsunuz. Aslında çiğ beslenme ilk insanların ateş bulunmadan önce beslenme tabii yöntemi. Ki. Tabii ki. Hani e, Zaten ben 4 yıldır ağzıma et sürmüyorum, tavuk sürmüyorum. Yemiyoruz. Tabii, tabii. Çikolata ben... yok mu artık? Çikolata var ama bitter, çok yüksek biter. Tamam siyah çikolata, Aynen. dondurmadan uzak mıyız? Kendim yapıyorum artık. Oo bakar mısın? <laughs> <laughs> Süper. Peki o süreçte detoks vesaire konusunda araştırmalar yaptın. İlk detoks uzmanı oldun zaten. Sonranız devam etti. Bitkiler beni büyülemeye başladı. Ee, ve bir yandan da doğal kozmetik, aromaterapi, yağlar, esanslar o dünyaya giriş yaptım. Ve e, bitkilerle gerçekten aşk yaşamaya başladım. Aslında dedim ki, Hiçbir şeye ihtiyacımız yok doğada hepsi var bunların. Aslında bütün ilaç sektörü zaten bitkilerden hani farmakoloji oradan çıkma değil mi? Aynen evet. öyle yani aslında bize öyle bir algı yaratılmış ki sanki bizim zaten bu yapılan şeylere veya paketli şeylere falan ihtiyacımız var veya bu ilaçlara ihtiyacımız varmış gibi ama aslında doğru beslendiğinizde ve... E, Ruh beden zihin dengesini bulduğunuzda ben hep mabet diyorum bedenin. Vücuda ödü, değil mi? Doğru, Evet mabetimize iyi baktığımızda e, hiçbirine ihtiyaç kalmıyor. Hmm. Ve otomatik olarak iyileştiriyorsunuz veya bir şeyin karşılığı direkt doğada var. yani. İşte egzamanın karşılığı işte doğadaki ölmez otu çiçeği, evet. buğdayı. Ama şöyle demeyelim. Şimdi gidip de onu da alıp da sürmesinler hayır, hayır. lütfen. Asla. Çünkü biliyorum öyle yanlışlar da alınabiliyor, görünebiliyor. Öyle bir şey değil bu. Gerçekten ehil ellerde olması Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Ben kendi formüllerim, Tabii. kendimi Tabii. yarattığım dünyadan. Tabii. Açıkçası kendi cildimi tanımaya başladıkça, kendi bedenimi tanımaya başladıkça kendi formüllerimi yaratmaya, kendi aromaterapik karışımlarımı, yağlarımı aldığım eğitimler doğrusunda yani yaklaşık 200 küsüre yakın sertifikam var. Hipnoterapi eğitimi bile aldım Bilmiyorum. açıkçası. Çok seviyorum, evet. okumayı çok evet. seviyorum. Peki sonra oturduğun bir kozmetik şey markasını yarattın? Aslında işte. hayır öyle olmadı. Nasıl oldu? O da şöyle ki yani bu şifa verme isteği içeriden tamamlanmış gibi hissettim ve dışa geçmesi gerekiyordu. Bunun bir güzellik de bir bütünseldi ağızdan nasıl neyi yersek o yüz ama aynı zamanda cildimiz ve cildimizin de ihtiyaçları ne i̇yi sürersek de o yüz iyi, i̇yi gözükmek Aynen. istiyoruz yani. bütünsel güzellik hep bunu söylüyorum güzellik zaten, zaten sadece dışarıdan olabilecek bir şey değil İçten dışa bir yolculuk bu aynı zamanda hem iyi de kalmak iyi niyetli olmakla bedenine iyi bes bakabilmekle işte ibadetini veya kendine o alanına ayırabilmek ve aynı zamanda da cildine ihtiyacı olanlığı verebilmekle. Şimdi nasıl biz her gün ağızdan C vitamini veya işte takviye alıyorsak cildimizin de bu C vitaminine ihtiyacı doğru, var. Doğru, doğru. Ama öyle bir alan ki Dilşat, hani seninle de ilk tanıştığımda da söylemiştim, kafalar karışıyor. Yani çok. hani o kadar çok... Marka var, o kadar çok. Yani mesela senin e, araştırmalarından öğrendiğin ne oldu? Önce onu sorayım. Şöyle, önce kendi formüllerimi hazırlamaya başladıkça yine bu merak beni aldı, büyüledi ve ben dünyayı gezdim. Dünyadaki tüm fuarları gezmeye başladım açıkçası. Kozmetik denemek. Evet, ne? kozmetikle evet. alakalı. Çünkü önce şimdi bir alana giriyorsam her şeyini bilmek zorundayım. Bende de öyle bir şey var. Ama doğru, var. Yani, derse iyi çalışmak lazım. Kesinlikle doğru. öyle ve işte Kore, Çin, İtalya, Fransa, Amerika dünyadaki en az böyle 120 en iyi fabrikayla görüşüp bazılarının yerlerinde ziyaret edip hı hı. ve en iyi laboratuvarlarını keşfettim. Sonra kendi en iyi 28 kişilik kimyager ekibimi yarattım. Hani bu şöyle olmuyor formüllerini ve numunelerini deniyorsunuz. Süreç o kadar bir süreç ki hani nasıl bileceğiz? Ben çok okuyarak, çok gezerek, çok Araştırarak nereden kapital buldun bunları? Kendim. Ha şimdi derler ki bizi izleyenler bu kesin bir yerden bulmuş ki yürüdü. Nasıl buldun? Şöyle oldu aslında Kredim hikayem anladım. de kendi aslında ha. direkt kendi markamı kurmadım. Ondan önce danışmanlıklar vermeye e, başladım. Yani şöyle siz bana geliyorsunuz mesela Londra'da çok iyi bir yerde bir güzellik merkezi var çünkü hani benim geçmişimde okulum ve know um da zaten marka kurmak, evet. yaratmak. Evet. Sen evet. ona danışmanlık yapıyorsun. Evet. ben evet. Diyordu ki ben böyle bir marka istiyorum, bir kozmetik. Ben... Ee ve diyorum ki nerede olacaksın müşteri kitlen ne olacak tamamen aslında bir markayı adıyla içerikleriyle ürünleriyle ambalajlaması paketlemesi hepsi anahtar teslim marka yaratıyor. Sana da bir okul oldu onlar Kesinlikle. tabii. Kesinlikle evet. Ve sonrasında kendi paranı kendin koydun yani. Şöyle aslında ticarette de bazı kazıklarda yaşadım. Mutlaka. İyi niyetinden dolayı biraz böyle e, o zamanlar hani ben hani sözleşmeler falan o kadar şey değildim. ama tabii öğreniyorsun. Ha böyle ortaklarda mı kazık yedin. Evet. Evet evet kıldıklar yedim biraz işte. ıı, alacağımı da alamadım o dönem arabamı sattım ben ve zaten fabrikalar artık üreticiler benim nasıl çalıştığımı çok iyi bildiği için başkalarına marka yaratma proseslerinde böyle hani hmm. e, burayı yapabilirsin evet. bildikleri için hepsi de şunu söylediler Dişat hani hiçbir şey vermene gerek yok bazıları bunu diyen de oldu yani sen bir yola çık zaten destek işte, destek. yapacağın işin en iyisini yapacaksın eminiz. Ödersin bize yavaş yavaş kazandık. Ne güzel. Yani Demek ki oldu? insana yatırım yapmışsın sen. Şükürler olsun çünkü hani eskiden şeye inanırdım. Çok bilgiliysen ve gerçekten de çok çalışırsan para kazanırsın. Ama sonra öğrendim ki gerçekten iyi niyet çok önemli bir faktör. Bu yolda hani bu ilk ikisini yapıp yarı yolda kalanlar da olabiliyor ama Tabii. iyi niyetli olanlar bence kalıcı ve sonsuzluğa ulaşıyor insanları suistimal etmiyor. Aynen öyle. Yani e, ilk üç ürünle çıktım. İlk 10 günde biz en çok satanlara girdik. Nerede? Önce Türkiye'den başladık. Evet, önce Türkiye. Ne var? Ne mesela ne kremi vardı ilk üç ürün. İlk küçürün bir tane e, whitening brightening tamamen beyazlatma. Cilt, e, evet cilt kadınların en çok problemi çünkü leke. Biz leke, kadınları dengelemek aslında Aynen. değil mi? Aynen. Ve bir de evet. biz daha ince tenli olduğumuz için aslında kadın erkek cildinin ham maddesinde de fark yok bu arada. Sadece cilt tipi ve cilt problemimiz farklı. Sıkılaşmayı sağlıyor. Tightening. Aslında bir renk dünyası yarattım ve ee, kendi hayalimi artık gerçekleştirmek istedim. Bayağı bir kazıkları yedikten sonra artık dedim ben kendi istediğim içerikler, kendi ürünlerim, temiz içerik bu arada. Tabii ki de hiç kimyasa İşte bu know-how'larda aslında bana bunu öğretti. Yani kendi markamda kaç yıllık tecrübelerim, tüm know-how'larımı Dedim ki kendi markamda bu şekilde uygulayacağım. Bu şekilde uygulayacağım. Böyle bir ürün oydu. İkincisi? İkincisi Türkiye'de ve dünyada çok hiç yapılmamış bir akne kurutucu formül geliştirdik ve e, çok şaşırdı herkes gerçekten çok. Üçüncüsü neydi? Üçüncü ise hücre yenileyici bir kremdi ve bu kremde şöyleydi açıkçası. Ben hep hayalim böyle giderdik çocukluğumuzdan beri bazen ezaneden karışımlar yapardık ve bunlar çok ağır merhem. Kokardı, Bazı yağ evet. bazlı doğru, ürünler. Doğru. Cilde aslında hiç uygun değil bunlar. Yani vücut için geliştirilmiş ve ilaç medikal olarak hmm. geçiyor. Cilde uygun değil. Dedim ki ya ben bu formülleri birleştirsem, bunun içerisindeki merhemi çıkarsam, bu ürünü su bazlı yapsam, her gün kullanabilecek bir şifa kremi hmm. elde edebilir miyim dürtüsüyle çıktık ve şu an Katar'da bizim en çok satan ürünlerimiz. biri. Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi tamam hani herkes Burada bir şeyler da yapıyor zaten. ama önce Türkiye'de başladın ve çok da büyük reklam kampanyası falan yok. Hatta yok. Yok. Ben hep Yani şey ben de buna inanamıyorum. Yani dünya devleriyle yarışıyorsun. Ben o yüzden dişatı buraya sevgili izleyenler konuk etmek istedim. Bu kadar genç yaşında müthiş bir başarı öyküsü. Yani dün, kaç ülkededin? 14. 14 ülkede ve çok satıyorsun değil mi? Çok şükür böyle burayı dur. <laughs> ne kadar önemli bir şey. Hangi ülkeler mesela bu? En çok sattığın ülke hangisi? Katar'da Katar. çok güzeliz. Dubai'de iyiyiz. Dubai'de. Litvanya, Kıbrıs'ta eczanelerdeyiz. Ya özellikle Orta Doğu Arap ülkelerinde şöyle bir şey gerçekleşti. Normalde bir fuara giderken fuara siz para yatırırsınız ve gidersiniz ve ee, Katar'da böyle değil Tabii. Referansla çağırıyorlar bunlar ve diyorlar. Bir de ki, çok paraları var. İstedikleri ne alabilirler? Ben buna şaşırıyorum. Işte, o yüzden seni bulmaları güzel bir şey. Aynen öyle. Diyorlar ki referansla bu arada davet ediyorlar. Sonra birisi beni referans etmiş. Bu ülkede bu kız işini. Senle alakalı değil. Sen değil. Hiç bilmiyoruz. Hiç haberim yok. Aa. Beni bir aradılar. Biz Katar işte hükümetinden arıyoruz. İşte bu tarihlerde bizim fuarımız olacak. Sizi davet etmek istiyoruz. İşte size ağırlamak istiyoruz. Ben önce kamera şakası zannettim. <laughs> Asistanıma dedim ki bir arar mısın? Geri teyit eder misin? Böyle bir mail aldım. Ee, Şat Hanım Mehmet dediler. Yani işte gerçekten Katar hükümeti otelinizi ayarlayacaklar. Uçağınızı ayarlayacaklar. Sizi davet ediyorlar. Ve bir saatlik konuşma veriyorlar. Ve burada yatırımcılar da olacak. Ne? <laughs> ben böyle nasıl yani çünkü aslında bu fuara şöyle nasıl ülkeye girebiliyorsunuz Hani herkes gelmiyor, hı hı. Ee, sadece royal family, Kraliyet tanesini ve e, oranın ünlü kişilerini çağırıyorlar. Diyorlar ki, onlar o markayı severse bizim ülkemizde bu marka satılsın diyorlar. Vay, tam e, kral krallık böyle ilerliyor. Peki, tamam, gittin. E. Gittim ben bu arada işte gümrükte mallarımın yarısı kaldı. Çok ilginç bir hikayeydi. Tek başıma asistanım gelecekte hastalandı. Tek ben de, başınızı. E, tek tek Vallahi bravo. Evet. Ee, evet. Ve balizime koyabildiğim kadar ürünü aldım. Gittim artık. E, ve bir konuşma yaptım. Orada 7-8 kişi sonrasında geldi. Çok etkilendiler hikayeden. Ee, ve sonra da bir, birileri ürünleri alıyor deniyor falan bir gün sonra birisi geldi dedi ki bizim dedi işte benim şeyham çok beğenmiş bu ürünüzü 500 adet bu üründen istiyor. 500 adet yani bunların da <laughs> azı yok. Çok öyle öyle tüm sülale alıyorlar. <laughs> şey. Tüm gibi. sülale. Evet. Yani, evet. Sülalelerde hep çok kalabalık zaten <gülüyor> <gülüyor> ve oradan da hikaye çok ilginç şeylere evriliyor oradan da isim veremiyorum. Şu an dünyanın en büyük lüks marka departman storlarından bana ulaşıyorlar. İşte sizin markanızla ilgili çok güzel referanslar Londra'da artık. var mısın? Londra'ya da görüşüyoruz. Gireceğim şu diye biliyorum. Evet. New York'ta? New York'ta da şu an başka bir departmanla, büyük bir departman store'a görüşüyoruz. Yani şu an 14 ülkede varız ama hani bir 16 ülkemizde 10 goyum. Evet Sürekli... biliyorum bir şeyler olacak çünkü. Evet. Bu çok güzel ama. Yani oradan gelişiyor olması çok çok güzel yani. Ben hep diyorum yuvam benim Türkiye, ülkem burası ve hep şunu söylüyorum yani e, ben işte gerçekten insanlar çok yüksek reklam bütçeleri ve bazen de çok kötü ürünler görüyorum. Çok. Çok kötü ürünler yani. Çok büyük yani, markalar adı altında bu arada. Aynen yani evet, 50 evet. milyonluk reklam bütçeleri İnanılmaz. var. Ürün 5 liralık. Evet. Şimdi bizde tam tersi. Biz ürüne çok yatırıyoruz. Argesine ben güneş koruyucumun 19 kere formülünü değiştirdim ki formülü Kore'den satın aldım. Hani ve sonrasında ödül aldı ve bu kullanıcı yorumlarıyla bazen çok mükemmeliyetçi ve titiz detaycı olabiliyorum ama karşılığını da görüyorum. Çok önemli isimler kullanıyor değil mi? Bal çiçek familya kullanıyor. <gülüyor> 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 Yok beni bırak ama dünyada da çok güzel isimler kullanıyor ve ben şey hoşuma gidiyor. Bu topraklardan hani marka çıktı mı çıkmadı mı konuşurken hayır sessiz sedasız bir şeyler yapılıyor. Onlardan bir tanesi ve kozmetik çok zor bir alan Yani hani dünya devleriyle şey ama anladığım kadarıyla trend de daha lokal, daha butik. Değil mi? Daha temiz içeriye yöneldi biraz da ondan bahsedip kapatalım istersen şöyle böyle olmak zorunda artık eskiden kimse ürün ambalajını okumuyordu okumayı bilmiyordu veya büyük markaları kimse sorgulamıyordu hemen alıyorduk onu İngiliz aynen ortaya. öyle pahalıysa iyidir falan Kozmetik aynen de öyleydi öyle. evet şimdi artık dünya her şeyde olduğu gibi değişim dönüşüm olmak zorunda bu büyük markaları sorgulamaya başladıkça özellikle Z Gen Gen Z diyorum evet, yani evet. inanılmazlar ...başladıkça bunu adapte etmeye başladılar. Arkaları okunmak zorunda, temiz içerik. Şimdi neden temiz içerik? Şunu söylüyorum her zaman. Benim ürünümü açtığınızda 6 ay içerisinde tüketmek zorundasınız. Çünkü bu UHT'li bir ürün gibi kalmaz. koruyuculu değil. Evet. Yani evet. kalmaz. Çünkü evet. zaten aslında cildimizi dolduran, cildimizi bozan... ...cildimizi en çok yoran şeyler bu koruyucular. <laughs> Şimdi ambalajlama tekniği burada da çok fazla detaylar var. Ee, gibi gibi derken artık kullanıcı... Ya hep şunu söylüyorum, lütfen okuyun, araştırın ve yani bir şey Neyse, bir, bir, bir ünlü paylaştı diye lütfen almayın. Yok, değil öyle. Yani ve sen onlarla da yani zaman zaman minik minik çalıştıklarını görüyorum. Gerçekten kullananla, gerçekten bunu negatifi pozitifi bütün şeylerini e, söyleyenlerle. Ben de onları izliyorum sonuçta sosyal medyada. Çünkü daha etkili oluyor. Yani sen, sen demin ne dedin? Kilo verdim ben. E şimdi seni izlerler, dinlerler. Çünkü vermişsin o kiloyu. Anlatabiliyor muyum? Yani ama vermeyen incecik biri çıktığı zaman onu dinlemiyorlar. Yani başından geçmesi gerekiyor galiba. Benim cildim inanılmaz, Paylaşıyorum ara sıra. Öyle arası mi? Sivilceler. Ciddi ben misin? Böyle Bak onu tabii bilmiyorum. Tabii tabii. Tamam. Yani, mesela akne kremi ilginç şimdi mesela e, şeyler ergenlerin çok ciddi şeyi onlar da kullanıyordur herhalde bizimki gençler. Bizimki 12-14 yaş itibariyle kullanabiliyor çünkü temiz içerik. Geçenlerde bir e, yine kullanıcı yorumu geldi 10 yaşındaki çocuğunun hiçbir şekilde kafasında bebeklerin doğum sonrası bir kabuklanma hmm. bir cilt hastalığı olur. Geçiremedik diyor hiçbir şeyle aklıma sizin lafınız geldi sür yeşil kremi o <laughs> yeşil hamuransı geç. Sürdüm diyor sabahına yoktu gerçekten böyle. Ne güzel. Hani. Çok mutlu oluyorum. Şimdi bu karanlık gecelerde dedin ya ne oluyor? Giriyorum ya yorumları, mesajları okuyorum ve diyorum ki sabret. Çok yol geldin. Tabii. Hani dayan. Tabii ee, tabii dayanacaksın. Evet. Değil. evet i̇şte biliyorum yolunda. ki zor. Biliyorum ki aşağı çekmeye çalışan da çok olur. Onlara da eminim. Ama tabii ki dayanacaksın ve devam edeceksin çünkü çok başarılısın. Peki sende proje bitmez. Var mı hayaller biraz? Olmaz mı? Ne mesela? Ne, nerede hayal ediyorsun? 10 sene sonra ne mesela hayal ediyorsun? Ölümsüz bir şey yaratmak istiyorum bu hmm. altı çektiğim. Ve yani bu ölümsüz de ben ben bu hayatta değilken bile bu e, hayalim şu ki bu marka öyle bir noktaya gelsin ki ve her bir ürününden vakıfa biz para akıtabilelim ve nasıl bir çocuklar bakıp... çok değerli benim için çocuklar üzerine çocuklar, bir vakıf kuracağız. Çocuklar yani şu an zaten bir vakıfla çalışıyoruz. Şu an her bir bir ürünümüzden annesiz babasız çocuklara Öyle mi? Evet, Bilmiyorum. Evet. Ne güzel. Hangi vakıf bu? Koruncak. Koruncuk. Çok güzel. Yani onları da bir gün alalım aslında. Onları da konuşalım. Çok güzel bir şey yapıyorsun. Onu daha fazla yapmak değil mi? Evet, daha fazla. Çünkü hani hiçbir zaman şey bunu yol arkadaşlarım veya üreteceğim. Herkes bilir. Niyetim benim para kazanmak değil. Niyetim e ee, başarı şifa ve ölümsüz bir şey Yok, yaratmak. para kazanmak da önemli. Ticari. Bunu bana öyle. evet birisi söyledi. Sen sürekli böyle söylüyorsun, Yok. böyle söylüyorsun. O zaman parayı itersin derler. Evet, onu Yok. söylediler yani. <laughs> <Evde> bu sefer. <laughs> Yok. Onu da yapmak lazım. Şuna inanıyorum. Sen başarınca para geliyor zaten. Evet, Tatil amaç olmaması. Evet, hani çok haklısın amacım. Onun mi? için durup toplama ganimeti ama Zafere doğru devam. O benim peşimden Sevgili zaten geliyor. Ben senin başarılarını büyük keyifle izliyorum. Bu kadar genç yaşta müthiş başarılar. İnşallah daha da ekranları alacağım seni. Çünkü ben biliyorum ki katlanarak artacak. Çok çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Yüreğine sağlık, davetin Sağ için, eşlik sohbetin için çok teşekkür Sağ ediyorum. Dilşat ile birlikteydik. Devam edeceğiz kısa bir aradan sonra.